Arkadaşlar, Fenerbahçe ile Ultimate Team serimizin 91. bölümüyle karşınızdayım. Umarım kameranın önüne parfümden birkaç nokta sıçramamıştır arkadaşlar. Evet, ilk defa, ne ilk defası? Uzun zamandır ilk kez arkadaşlar neşeli giriyorum bir bölüme. Yaklaşık 10 bölümdür hep üzerimize gelen oyunlardan, bize oynanan oyunlardan bahsediyordum. Ama bugün yeniden dirilmek için buradayım arkadaşlar. Bunun ilk sebebi, bugün FIFA 15'te haftanın oyuncuları açıklandı ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Dick Kite orta sahanın sağında inform kartı çıktı Dick Kite'ın ve anında aldım arkadaşlar. Param yoktu, Courtois'a gittim sattım 90 bine filan. Kite'ı da 25 bine aldım. Arkadaşlar bakın, bütün oyuncularımı değiştirmiştim. Gümüşleri almıştım, bronzu almıştım. Emenike'nin informunu, Sow'un informunu çıkarmıştım. Bugün dua ediyorum Allah'a. Bağlantımda bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar, spikerlik yapa yapa coşkulu bir maç izleyeceksiniz. Yenilsem de isyan etmeyeceğim. Bugün 3 Temmuz'u bitirmenin zamanı geldi. Öyle hissediyorum ve kadromu açıyorum arkadaşlar. Ne zamandır en düşük oyuncularımla oynuyordum. Bugün tekrardan işe yarar. Emenike, inform Emenike, Kite, RM'ydi normalde. R ve kartı bastım ve forvet oynatıyorum. Sol, orta sahanın solunda. Ortasında ama sol orta saha diye. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bugün umarım bağlantımda bir sıkıntı olmaz. Çünkü 3-4 gündür inanılmaz sıkıntılı arkadaşlar. Türkiye serisi yarım kaldı. Fenerbahçe Ultimate yarım kaldı. Hangi takım serisinin son bölümünde zaten hiçbir zevk almadım. Haydi bakalım. Keyifli bir seri olsun. Keyifli bir bölümün başlangıcını yapmak en büyük arzum. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçemiz Division 4'ten tekrardan 3'e çıkacak. Bakalım neler olacak. Rakibimizi aratıyoruz. Haydi Fenerbahçe, işin rast gitsin. Aa, bunları yapmadık. Kadro değiştirmiştim. Haydi bakalım. Haydi Fenerbahçe. Fener yolu FC ile oynuyoruz. Şimdi ben bunların tanrısı mıyım? Evet, artık benim de tanrım. Ne desem yaparlar mı? Yaparlar. Öyleyse var mı lan Fenerbahçe çok geçti diye. Lay 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 lay. Çok bekledik yine ya. Bu kadar çok bekleyince illa bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Haydi olumlu düşünelim. Rakibin derecesi 83. Bu kadar çok beklememeliydi. Enerjimiz gitmesin. Pozitif enerjimiz kaybolmasın. Tek arzum o arkadaşlar. İnşallah kamerada da parfümün etkileri, izleri yoktur. Çok bekledi ya. Bir gündüz maçı. En nefret ettiğim sahalardan biri ama buna rağmen arkadaşlar. Haydi Fenerbahçe, biz defansif futbolla başlıyoruz. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Yok gibi. Haydi bakalım. Haydi Fenerbahçe. Defansif bir futbol. Gördüğün yere oynayacaksın. Sakin oynayacaksın. Artık bir rakibimiz var. Murat abi Yaşlı Kurt kanalında Fenerbahçe ile Division 1'e çıkmaya çalışıyor da. Beni hedef olarak göstermiş. Hedefi bizden önce Division 1'e çıkmak. Bakalım neler olacak onun serisinde. Onu da takip edin Yaşlı Kurt kanalı. Oyun donuyor yine. Ama artık oyunun donması da etki etmeyecek. Emanuel Emenike Dick Kite'la Verkaç'a girdi. Kite tekrar Emenike'ye doğru ama rakibe kaptırdı topu. Uzun zamandan beri spikerlik yapmıyorum Fenerbahçe serisinde. Bakalım neler olacak. Wayne Rooney aradan müthiş bir pas. Bruno Alves çekti. Yani böyle olamaz ama ya. Bir kere dokundum Bruno Alves'ten. Tuttu, çekti, düşürdü ya. Dakika 7, penaltı atışı kullanacak rakip. Olamaz ya. Yani tık 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 basarsın çeker. Oyuncu düşer anlarım ama tek tıklamayla neden tutup düşürüyorsun?
Haydi moral bozmayalım. Dakika 7. 8'e gidiyoruz. Rakip penaltı atışını kullanacak. Kalede Volkan Demirel dikkatli. Arka tarafta taraftarlar tedirgin bekliyorlar. Kiminin eli ağzında, kiminin eli başında. Volkan Demirel çıkardı. Bravo Volkan. Bu bize moral oldu. Haydi bakalım. Baroni, pardon. Bruno Alves, bir daha senden öyle hata beklemiyorum. Heyecana gerek yok. Bravo. Haydi çocuklar. Alper Potuk. Kayıt bastı topa. Tekrar Alper Potuk'a doğru. Alper bekledi rakibi. Kayta. Kayıt sakin. Geriye. Orta alanda Egemen Korkmaz. Diego sol tarafa. Caner Erkin'e. Caner baktı. İleriye geriye. Oyunun yönünü değiştirdi. Alper Potuk. Sov. Yanlış yere ama kayıt indirdi. Haydi çocuklar. Haydi Alper Potuk Emenike'ye. Emenike bas oğlum. Ne zamandır gol atamıyorsun? Emenike bastı topa. Plaseti var. Emenike çıkardı. Kayıt vur oğlum ona. Vur oğlum ona. Kayıt golü attı. 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Bravo çocuklar. Bravo Fenerbahçe. Bunun üzerine marşımızı çalmak zorundayız. Haydi bakalım. Haydi herkes ayağa. Penaltı kurtardık, golü attık. İnform kayıt çıktı. İlk maçta golünü atmayı başardı. Haydi rakibi korkutmaya devam ama biraz da sakin olmak lazım. Haydi Emenike gitti. Emanuel Emenike kalecide karşı karşıya yuvarla yerden kayıt. Sakin. Alper Potuk vurdu Kurtuğa. Olamaz. Biraz sakin olsak gol gelebilirdi. İkinci gol gelebilirdi. Çok iyi oynuyoruz. Fenerbahçe gerçekten müthiş oynuyor. Diego elini kaldırdı. Ortası Kayt'a doğru. Caner vurdu. Kurtuğa. Kayt. Direkten dışarı. İnanılmaz bir pozisyon. Golleri harcamaya devam ediyoruz. Bravo Alper Potuk. Kayt topu bıraktı. Olsun. Kayt'la iki tane gol pozisyonu kaçırdık arkadaşlar. Ama buna da şükür. Sakin olmak lazım. Atak yapıyoruz diye. Sürekli yüklenmemek lazım. Biraz kontrollü. Kayt boş. Emenike topu aldı. Kimse tutamaz Emenike'yi. Haydi Emenike. Kaleye doğru sokuldu. Emenike çaprazdan kurtulmak istedi ama. Evet. Haydi bakalım. Alper Potuk. Diego gitti. Ah 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 çocuk. Çocuk. Ah çocuk. Çok heyecanlıyım gerçekten. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe serisinde keyifli bir giriş yaptık. Spikerlik yapıyoruz. Gitti. Haydi. Alper Potuk. Kayıt. Yanlış yere Alper Potuk. 2 oldu. Hata yaptı. Biz de biraz sakin olmak zorundayız arkadaşlar. Spikerliği özlemişim Fenerbahçe ile. Mutlaka kazanmak zorundayız arkadaşlar. Division 3'e tekrardan çıkabilmek için. Ama öncelikle sakin olmak zorundayız. Bunun üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Musa Sow bastı topa. Kayt Diego'ya. Diego. Diego sağ kanattan bindiren oyuncunun önüne attı. Gökhan Gönül kafasını kaldırdı. Ortası Emenike'ye doğru. Emanuel Emenike vurdu. İkinci gol geldi. Emanuel Emenike. Bravo çocuklar. Bravo Fenerbahçe. Görüyorsunuz deplasmandaki 1000 kişilik Fenerbahçe taraftarı coşkulu bir şekilde dünya devi karşısında tezahüratlarını yapıyor. Haydi çocuklar, 2 olduk. Emenike vurdu, golü attı. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey Fenerbahçe'nin forma numaraları. Onları da en kısa zamanda düzeltmem lazım arkadaşlar. Rakip penaltıyı kaçırdı. Volkan Demirel bütün takıma bir moral aşıladı arkadaşlar. Ondan sonra inform Kayt'ın golü ve inform Emenike'nin golüyle 2-0 öne geçtik. Ve Fenerbahçe'nin atakları devam edecek. Emenike bastı topa, pasını verdi. Diego tekrar Emenike'ye ama Musa Sow neden yanlış yere gitti anlamadım ama olsun. Haydi bakalım. Bravo Kadir. Kadir. Volkan. Caner Erkin. Caner tek top. Musa Sow. Orta alanda Diego. Diego Kayt'a git dedi. Kayt'a doğru attı. Dirk Kayt. Koşu yapan Alper Potuk'u gördü. Alper. Müthişsin Alper diyeceğim ama. Haydi Kayt. Pres Kayt. Artık yorulmayan bir canavarımız var. Haydi çocuklar. Fenerbahçe. Güldür yüzümüzü Fenerbahçe. Sesim titriyor Fenerbahçe. Alper Potuk. Emenike'ye baktı. Alper Potuk kaç tane pas hatası yaptın anlamadım ama senin
Hatalarını takım arkadaşların çok iyi bir şekilde kapatıyorlar. Koş Caner koş. Umarım ses mikrofona patlamıyordur arkadaşlar. Çok bağırıyorum. 2-0 olmasına rağmen biraz tedirginim açıkçası. Hayır. Offside. Buraya değil. Biraz soluklanmak lazım. Biraz sakin oynamak lazım. Musa Sow. Diego Ribas. Alper Potuk'tan Kayta. Kayt tekrar Alper Potuk'a. Alper Potuk'a gelen bütün toplar bugün ezildi arkadaşlar. Buna bir önlem. İnanılmaz bir gol yedik gerçekten. Rakip efsane bir gol attı arkadaşlar. Yani topa öyle bir vurdu ki anlamadım nasıl girdiğini. Haydi bakalım, golü yedik. Moral bozmamak lazım ama Alper Potuk'un acilen kendine gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte bunu benim yapmamam lazım. Biraz sakin oynamam lazım. Pas yapmam lazım. Direkt forveti düşünmemem lazım. Bırakmaya başladı oyuncularım topları. Haydi hayırlısı arkadaşlar. Evet. Musa Sow, Emenike ve Kayt. Alper Potuk. Diego. Müthiş yere. Emmanuel Emenike. Bastı topa. Emenike penaltı bekliyoruz. Korner. Haydi bir gol daha gelir mi? Diego. Diego. Korneri kullandı. Egemen'e doğru. Haydi çocuklar, atak devam edecek. Caner Erkin çok golü var oradan. Caner, Musa Soğlu atak devam edecek. İndir oğlum. Kime be? Kime oğlum ya? Wayne Rooney. Rakip tehlikeli gelebilir. Matic. Biraz artık sakin olmak lazım. 2-0 öndeyken o üstünlüğümüzü koruyamadık maalesef. Biraz sakin olmak gerekiyor. Ah çocuklar ah, bu kadar basit pas hatası yapmamanız lazım. Aman çocuklar aman. Artık pas hatası yapmamanız lazım çocuklar. Bravo Alper Potuk. Bitirme hoca ya. Bir kontra atak şansını bize tanı ya. 2-1. 2-0 bitirebilirdik ama 2-1 bitti arkadaşlar. 8 tane şutumuz var. Rakibin 2 şutu. Biri penaltı. Biri. İnanılmaz bir gol yedik gerçekten. Yani kim olsa o topu çıkaramazdı. Volkan yerinden kımıldayamadı. Benduni. Haydi çocuklar. Haydi Fenerbahçe, bir gol daha bulursak bu iş çözülür. Ama şu anda skor çok riskli. Olumlu düşünmek gerekiyor her şeye rağmen. Haydi Emenike'yi daha fazla kullanmak lazım. Bugün formda gibi Emenike. Bravo Emenike. İşte acayip paslar vermeye başladıklarında bir şey yapamıyorum. Sakin çocuklar. Sakin çocuklar. Sakin. Bu futbolu pas bitirir. Emenike. Kimse tutamaz Emenike'yi. Haydi Emenike. Haydi oğlum. Haydi Emenike. Büyük bir boşluk. Vur kafayı. Kayt vurdu Kurtuğa. Müthiş bir pozisyon daha. Kafa vuruşlarında etkili olmaya başladık sanki. Ah Kurtuğa. Ah nasıl çıkardın Kurtuğa. Diego bu sefer ceza sahasının dışına doğru. Caner Erkin'e doğru. Kadleç. Pasını verdi. Caner baktı kaleye. Caner sağ ayak. Kötü şut, özür diliyor takım arkadaşlarından. Haydi Emenike. Aman. Jovetic. Wayne Rooney kaptırdı Musa Sow'a. Emenike önüme atladı, biraz erken oldu ama Emenike topu indirdi. İşte Emenike, bu faul bekliyorum. Hakem devam dedi. Fenerbahçe'nin presi var. Kayt gir araya. Ah, iki pozisyonda da kıl payı kaçtı. Haydi Fenerbahçe, bir galibiyet. Bu maçın hakkı galibiyet. Ne yaptık? Alper Potuk ne yaptın orada? Sarı kart. Alper Potuk'u değiştirsek mi diyeceğim ama. Haydi, rakibin oynamadığı bu maçta tehlikeli dakikalar yaşıyoruz. Korkmamak gerekiyor ama her an her şey olabilir. Haydi Kayt. Haydi Emenike'ye. Bravo Emenike. Emenike'den Musa Sow'a. Sow bekledi Caner Erkin'i. Caner Musa Sow. Emenike gitti. Müthiş bir pas Emenike'ye. Offside yok. İndirdi Emenike. Emenike. Yar oğlum Emenike. Ver pasını.
pas versek belki de gol de. Eminim ki arkadaşlar kendine gelmiş durumda. Diego, haydi bir korner golü. Diego, orta, Caner'e doğru. Atak devam edecek, Kadleç. Egemen, sağ tarafa. Diego, plasesi var. Diego, atak devam edecek. Diego, topu bıraktı Diego. Ah Diego, ah. Çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli, defansımı kaybettim. Aman aman aman, istediğim adamları bir türlü seçemedim. Aman çocuklar, aman çocuklar ya. Of. İstediğim adamı bir türlü seçemedim ya. Yemin ediyorum. Olamaz arkadaşlar. Rakibi ikinci golü attırdık. Böyle bir kontra atak olamaz ya. Bomboş bıraktık adamı ya. Arkadaşlar çok acayip bir şey yaşadım orada. Bir türlü istediğim oyuncunun ismi yanmadı orada. Ben ne yapayım abi? Basa bak. Haydi çocuklar, moral bozmayacağız. Hak bizim. Bu maçın hakkı bizim. Adam oynamadan iki tane gol attı. Offside. Moral bozmayacağız. Oyuncu değişikliği gelsin artık. Diego çıksın. Diego ile Alper Potuk'un yerini değiştirirsem belki bir şeyler olabilir. Mehmet Topal değişikliği. Haydi bakalım. Ah çocuklara, 2-0 öne geçtik. 2-3 tane mutlak gol pozisyonu kaçırdık ve gittik 2 tane gol yedik ya. Bu maçın hakkı bu olmamalıydı ya. Vallahi bu maçın hakkı bu olmamalıydı arkadaşlar. Ya Alper Potuk, ne yapıyorsun oğlum ya? Abi FIFA bazen istemeyince gerçekten olmuyor ya. Yani bu kadar yanlış tercihler olamaz ya. Bu tercihler benim suçum değil ya. Adam vuracak, bunu da atacak ya. Haydi kayıt oğlum. Bu iş bitmedi. Haydi bu iş bitmedi. Haydi oğlum Caner. Haydi pres, pres çocuklar. Pres, pres. Zaman azalıyor. Bu rakibe karşı gol de yiyebiliriz kontradan. Her şey olabilir. Bravo. Müthiş pas. Haydi indiremen iki. Haydi buna ihtiyacımız var. Offside mı? Bravo Caner. Musa Sow. Bastı topa Musa ortaya. Evet, iyi paslaşmamız lazım. Golü ancak iyi pas getirir artık. Haydi gitti oğlum. Haydi gitti. Haydi düzgün indir. Olamaz ya. Olamaz, çok kötü indirdin ya. Bravo çocuklar. Haydi kayt. Vur kayt. Kaleci Kurtuğa yine uzandı. Bir korner daha. Musa Sow. Ne işin var Musa Sow? Caner Erkin topun gerisinde. Caner, etkili ortaları var. Vur kafayı. Kite'la yine gole yaklaştık. Efsane goller kaçırıyoruz arkadaşlar. Maalesef girmiyor. 2-0 öne geçtiğimiz maçta 2-2'yi yakaladı rakip. Haydi çocuklar. Vur oğlum. Allah'ım, girmedi yine. Mehmet Topal'la yaklaştık bu sefer. Haydi Kite. Haydi çocuklar. Bu iş bitsin. Çok kötü bir pas. Arkadaşlar çok kötü bir pas ya. Of ya. Alexis Sanchez. That will be a free kick. Son dakikalara giriyoruz artık. Son 5 dakika arkadaşlar. Pas tercihlerim inanılmaz kötü. Yani iyi yerleri görüyorum ama oyuncularım istediğim yerlere atmamakta ısrar ediyorlar ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. FIFA'da böyle modlar oldukça bunları yaşamamız çok normal. Haydi bakalım. Rakip bu şansla 3'ü de atar. Kaleyi bulan 2 topu var, ikisi de gol. Haydi çocuklar. Az daha sakin olmamız lazım. Sakin bir şekilde yürüyüp bu golü atmamız lazım. Haydi Alper. Haydi Alper. Yap ortanı artık Alper. Yap ortanı artık Alper.
Alper de maçı satmış gibiydi bugün ya. Haydi oğlum. Ya abi ne kadar kötü pas atıyorsunuz ya. Bomboş adam. Emenike. Vur artık Emenike. Oğlum neyi bekliyorsun Emenike? Neyi bekliyorsun ya? Arkadaşlar inanılmaz bir yerde faul vardı. Hakem devam ettirdi, avantaja bıraktı. Bak, bak. El var, vermez ki. Haydi oğlum, son şanslar. Bitirme hoca. Bitirme gözünü seveyim hoca. Bitirme hoca. Penaltı. Ya olamaz böyle bir durum ya. Çok üzgünüm arkadaşlar ya. Bu maç nasıl verilir ya? Bu maç nasıl berabere biter ama ya? Arkadaşlar çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani kite, inform kite maçın oyuncusu oldu ama. Bakın ya, böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Ağlayacağım şimdi ya. Vallahi ağlayacağım ya. 17 şuta 3 şut. Adam 2-2 bitirdi ya. Arkadaşlar 3 maçımız kaldı. 3 maçı da kazanamazsak, hatta 3 puan alamazsak o 3 maçın birinde. Öncelikle 3 puan alamazsak küme düşüyoruz. Şaka gibi ama gerçek arkadaşlar. Bu ligin başlangıcında galibiyetimiz mağlubiyet olarak yazıldı. Onu tekrar tekrar her bölümde söyleyeceğim. 2-1 öndeyken penaltı kazandığımız dakikada, dakika 90 adam oyundan çıktı ve 3-0 mağlup olduk. Yani şu an 10 puanımız vardı ve 2 galibiyetle ligden çıkacaktık. Ama maalesef FIFA bizim üstümüze geliyor arkadaşlar. Bu bir gerçek artık. Kalan 3 maçı da kazanmak zorundayız. Gitti elimizden maç. 17 şutluk maç elimizden gitti abi. Emenike de sakatlandı. Her şey üstümüze gelsin. Moral de gitti. Vallahi moral de gitti. Devam ediyorum. Bu moralsizlikle her zaman mağlup oluyorum ama devam ediyorum arkadaşlar yılmadan. Bütün ruh halim, bütün dengem değişti. 15 dakika önceki benden eser yok arkadaşlar. Canım sıkıldı. Kimsiniz abi? Ya bu Mısırlılardan da bıktım ya. Banlayın şu Mısırlıları ya. Gitsin başka serverda oynasınlar ya. Her oyunda Mısırlı. Son 3 maç. 1 puan daha alsak ümitlerimiz bitiyor ve ligde kalmayı oynuyoruz arkadaşlar. Acayip bir sezon oldu. Bir önceki sezon ve bu sezon acayip oldu arkadaşlar. Gerçekten acayip oldu. Gerçekten üstümüze geldiler. Ya bu ne savunmaya desteği abi.
Rakip ratingi 82 arkadaşlar. Haydi bakalım. Efsane bir sezon oldu. Bir önceki sezon 6 tane mağlubiyet arka arkaya aldık. Bu takım böyle bir şey görmedi arkadaşlar. Ama ben onları başka sorunlara bağlıyorum. Gittik. Gümüş kadro, bronz kadro, ratingi derecesi 75 kadro ayarladık ve karşımıza bu oyunda bugüne kadar gördüğüm ve bundan sonra göremeyeceğim bir rakip çıktı. Ratingi 90, bölüm 86. İzleyin arkadaşlar, o takımı yendik. Bizi dedik kimse yıkamayacak, küme düştük. Hileli bir rakiple başladık. Yendiğimiz galibiyet boşa gitti. Hala ayaktayız. Hala bu takıma darbeler vurulmasına rağmen, dünyada herkes üstümüze gelmesine rağmen, FIFA'sından başka takımlarına, biz ayaktayız arkadaşlar. Biz Fenerbahçe ile oynamaktan zevk alıyoruz. Bizim her zaman diyorum, Messi'lerde, Ronaldo'larda gözümüz yok. Biz bu oyuncularla yapabildiğimizi yapacağız. Bana lütfen ama lütfen başka oyuncular seç demeyin. Biz bu oyuncularla yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim hedefimiz sadece Fenerbahçe'de oyuncuları yönetmek. Haydi, konuşmamız bitti mi? Maça konsantre oluyorum. Haydi Fenerbahçe. 3'te 3 galibiyet parolası. Yoksa işimiz bitti. Haydi Kayt topu kaptı. Dirk Kayt ilerliyor. Bravo ya Kayt. Helal olsun sana oğlum. Caner. Aa, iki kişi topu almadan koşu yaptı. Bravo Almes. Haydi çocuklar. Sakin çocuklar. Çok sakin oynamam lazım. Gerçekten sakin oynamam lazım. Yoksa olmuyor. Emenike. Git Emenike. Koş o topa. O top benim. Aa, kimse yok. Herrera. Di Maria. Egemen korkmaz. Moralimiz düştü ama düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Alper Potuk. Ah Alper Potuk. Her zamanki oyunun %10'unu oynasan az önceki maç bizimdi. Emenike gitti arkadaşlar. Ama bu kadar kötü pas atma be Gökhan. Atma bu kadar kötü pas. Ya o son dakikada az önce ne oldu anlamadım ya. Adamın topa da koşmadı, penaltı da vermedi. Lan oğlum kime be? Emenike bomboş gidiyor ya. Arkadaşlar Emenike'ye atmıyorlar topu ya. Çıldıracağım ama Emenike iki kere bomboş duruma düştü. Atmadılar ya. Bunlar benim yanlışlarım değil. Yemin ediyorum benim yanlışlarım değil. Az önceki maçın ikinci golünde de seçtim, bastım, bastım. Tekrar izleyeceğim ama istediğim adamı bir türlü seçmedi onda da. Salak salak goller yedik. Verdik bir puanı ya. Bıraktık, iki puan bıraktık o maçta. Bravo Sol. İnanılmaz kötü paslar atmaya başladılar yine ya. Mata. Haydi çocuklar. Haydi. Fenerli kimse başa çıkamaz. Haydi. Ona değil be oğlum. Şu ortadakini at ilk başta. Onu sonra ben veririm. Ne kadar aptalsınız. Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi bu oyunu oynarken bir gün çıldıracağım ya. Oha. 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 Kime attı? Kim aldı topu? Oğlum biraz düzgün at ya. Biraz düzgün at be oğlum. Ya abi niye en öndekini atıyorsun hep ya? Ben her zaman yakındaki adama atarım o pası. Haydi. Haydi moral bozmayacağız. Abi ne bu paslar, bu şans pasları ne ya?
Allah'ıma valla kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Atmadı, aynı adama atmıyor. Ne yapıyor bunlar ya? Gitti kontrol arkadaşlar. Yine bende değil, başka biri oynuyor oyunu. Nefret ediyorum bu FIFA Ultimate Team'den ya. Allah'ım sabır ver, Allah'ım sabır ver, Allah'ım. Ah ah ah, bu kadar berbat bir oyuncu muyum ben ya? Yuh abi, yuh abi, yuh. Ben bir şey demiyorum, siz izleyin ya. Bu maçta rakibin avantajı var arkadaşlar. Az önce takır takır oynayan takım gitti bu maçta. Kimde ya bu adam? Lan biriniz koşun artık şu topa be. Haydi çocuklar, haydi biraz kendinize gelin ya. Kendinize gelin biraz abi ya. Ne olur ya. Hiçbiriniz topa koşmadınız bu maç. Pas atmadınız. Bağlantı da donmaya başladı. Ha hayvayı yedik. En büyük özelliğimiz pas, onu yapamıyoruz ya. Çekti abi, çekti. Vur, vur kayıt, vur, rovesata dön, bir şeyler dön. Ya seç artık şu katleyi ya. Abi kafayı yiyeceğim ama ya. Yemin ederim istediğim adamı bir seçmedi, bir seçmedi ya. Çıkacağım oyundan şimdi ya. Vallahi çıkacağım. 3-0 hükmen yenileyim ya. Hiçbir şey yapmıyor adamlarım ya. Nerede az önceki maç? Nerede şimdiki maç ya? Vur oğlum. Bitir artık sen de ha. Bu maçı ben oynamıyorum arkadaşlar. Az önceki maçta şu anki takımından eser yok. Oyuncularım gitmiyorlar bu maçta. Kontrol etmekte zorlanıyorum oyuncularım. Pas atmakta zorlanıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum maalesef. Nasıl çözeceğiz bu düğümü? Nasıl çözeceğiz bu işi bilmiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Ulan hakem de faul vermiyor diyecektim. Allah'a şükür verdi bir tane. Allah'ım ne kadar ağır. Düz yolda yürütemiyorum. Şeyler yapmam lazım ya. Böyle olmayacak ya. Bak attığı yere bak ya. Çıldırma bak, halde değil ya. Ne kadar aptallaştı adamlarım ya. Abi ben bu sorunu anlayamıyorum. Niye istediğim yere atmıyorlar ya? Bak sekiyor. Bilmem ne oluyor. Gol yiyeceğiz, yemin ederim gol yiyeceğiz. Vallahi billahi gol yiyeceğiz ya. Sanki ikinci bir joystick var, bana müdahale ediliyor. Vallahi bana müdahale ediliyor sanki ya. Vallahi sanki bana müdahale ediliyor. Ne kadar sakin oynamaya çalışsam o kadar boş. Haydi biraz rakibi sinir etmem lazım. Lan oğlum, lan oğlum niye geriye dönüyorsun ya? Gecikme mi var anlamadım ki. Allah'ım ne kadar ağır. Acayip ağır ya. Yok böyle bir oyun ya. Hiçbir şey yapamıyorum adamımla. Çıkacağım ya sinirimden, vallahi sıkacağım ya. Ne yapsak ki arkadaşlar? Hayalet takım ya, yemin ederim hayalet takım arkadaşlar. Yok yürüm, hiçbir şey yapmak mümkün değil gerçekten.
maçta ben hiç şut çekmedim mi? Allah Allah. Hayır, Emenike belki çözer bu düğümü ya. Ulan oğlum götüne başına çarpma bir kere de ya. Final word on the midfield player has just been replaced. Alan, the substitution now. Well, it was a really poor performance from him. Sanki adamlar bastıktan belli bir süre sonra yürümeye başlıyorlar ya. And Herrera trying to find Di Maria. Look out. Abicim, Allah için ne yaptığının farkında mısın sen? Allah için farkında mısınız ne yaptığınızın? Ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan ya. Neden böyle oldu yine ya? He, at kendini at. Belki penaltı çalar. Lan ne? Ya gol yiyeceğim artık. Bitecek umudumuz da kalmadı ya. Acayip bir aptallık var ya. Allah'ım ya Rabbim bu kadar doldurmaya Emre atmaz mı o topu ya? Bitti ya bizim oyuncular. Hiçbir hareket etmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Allah. Allah sabır ver Allah. Allah sabır ver. Ne yapacağım çözemedim ya. Hakem ulan hakem. It's a chance. Got to be. Referee points for a corner. I think we've got the possession stats so far for you coming up on the screen. Well, nothing to split the two sides. So when you're looking for somebody to pick out a hole, create the pass, create the goal. Ya bir şey anladıysam Arap olayım ya. Lan. Abi Allah için biraz pas atın ya. Biraz istediğim yere atın. At şu pasını. At bir kere de istediğim yere be. Haydi. Kanı öküz adam, öküz, eşek. Yürümüyor adam ya. Kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart. Durdurdu direkt kırmızı kart. Ya böyle giderse ben Ultimate Team oynamayacağım arkadaşlar ya. Vallahi oynamayacağım ya. Neyi sınıyorsun sen? Kimle test ediyorsun beni? Ben bu değilim. Benim oyunum bu değil. Yapmak istediğim şeyler bu değil. Niye oynatıyorsun beni ya? Senin ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım o pası oraya attığın için. Geri zekalı salak. Ceza sahasının dışında bomboş adam var. Kime attı topu ya? Niye oynuyoruz abi bu oyunu? Kim ne istiyorlar ya bizden? Ne yapmamızı istiyorlar yani? Hiçbir şey yaptırmıyor. Bir de oyun oynatıyor bize. Gitti bu iş. Senin attığın şuta ben. Senin attığın şuta ben be. Of ya. Ulan Division 3'e çıkma mücadelesi bu. Sen niye abanmıyorsun o topa? Bir de gol yiyeceksin şimdi. Özür diliyorum arkadaşlar ya. Vallahi özür diliyorum sizden ya. Vallahi billahi özür diliyorum. Saçma sapan bir takım oyunu oldu ya. Saçma sapan bir maç oldu ya. Tussle for the ball there. Could be dangerous.
Olamaz böyle bir oyun ya. Ne soktuysanız bize çıkarın ya. Ya bize ne soktuysanız çıkarın ya. Ulan ya var ya yok. Haydi be. Haydi be oğlum. Haydi vur kafayı ya. Of be. Is the final whistle from the referee. The teams are level here. Ya iki maçta da son dakikada kaçan gollere bakın arkadaşlar ya. Of ya ömrüm gitti yine ya. Saçma sapan oyun oynatmıyorsun ya. Bize sen ne yapmaya çalışıyorsun abi ya? Of ya. Direkten döndü topumuz ya. %103 tane gol pozisyonu kaçırdık maçın bitiminde. 90. Fellaini sen ne kaçırdın? Ha. Ah oğlum ya. Ah oğlum nasıl golü kaçırdın ya? Abi böyle bir kurtarış olamaz. Üstüne mi gitti? Ne yaptı ya? İki maçımız kaldı arkadaşlar. İki maçta iki puan alamazsak bay bay. Gerçekten öyle yani. İlk maç ne kadar neşeliydim. 17 şuttan biri girmez mi ya? Girmiyor abi. İstemeyince girmiyor işte oyun. İkinci maçta da bir tane pas yapamadım ya. Hiçbir şey yapamadım. Yapmak istediğim şeylerin %10'unu yapamadım ya. Çok samimi söylüyorum, %10'unu yapamadım arkadaşlar. Yani şöyle hakikaten isyan etmesem, attığım pas hatasında Sova suç bulsam oyun bilmiyor gibi görünürüm. Ama yapmak istediğim şeyler olmayınca itiraz etmek zorunda kalıyorum. İtiraz ettiğim pozisyonlarda emin olun arkadaşlar, oyunu offline oynuyor olsak böyle şeyler olmayacak. Yani belki rakip iyi diyeceksiniz. Rakip de iyi olabilir ama bir insan dibindeki adama niye pas atar ya? Yani ben buradayım, dibindeki adama niye pas atıyorsun? Dolduruyorum orta alanı, dibindeki adama bırakıyor. Yanındaki adama atıyorum, en uzağa atıyor. Açıklamayacağım bu tarz şeyleri. FIFA oynayanlar bilirler neler yaşadığımı. Çok heyecanlı, çok güzel girdiğimiz bölümün maalesef içine edildi arkadaşlar. Ultimate Team hep böyle, hep iştahlı giriyorum ama hep bir daha oynamayacağım diye çıkıyorum. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Ama her şeye rağmen moral bozmak yok. Biz neleri yıktık, nelerin altından kalktık, nelerin üstesinden geldik. Bugün de bunun mücadelesini verdik. Yine ölmedik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.